olumsuz yaşadığımız şeyleri olumlama olarak nasıl kodlayabiliriz? Valla bak ben sana söylüyorum ya ben biraz biraz böyle şeyim şeffafım. Neyi güzel görürsen, <laughs> güzel düşünürsen olumlama budur. Ben kendimi kişisel gelişim uzmanı olarak görüyorsam ben buyum. Çünkü Rabbim diyor ki ben seni Ağzından sunuyorum. Kendini her sabah kalktığında ben bugün pozitifim. Bugün yaşam sürecimde çok güzel, olumlu şeyler yaşayacağım. Hayatımızda çoğu zaman hep konuşuyoruz programlarımızda. E, ee, ister istemez yorulduğumuz zaman, stres olduğumuz zaman e, etkileniyoruz ve yanlış şekilde de kodluya olabiliyoruz. Aşkım zaten olmadan. stres bizim Aşk diyelim yani. Hiç vazgeçemediğimiz hastalığı. Evet. Stres oldu mu panik atak olursun. Değil mi? Her Olumsuzluğu şeyin sebebi düşünürsün. aslında. Stresi olan şeyi olumlu şeye çevirmek değil. Her şey mükemmel olacak diye bir kaide yok.